aşamada bu seviyede kaldı. Ama yeni takviyeden sonra ta buralara yükseleceğini söylüyorsunuz mühendis bey. Evet öyle. Mühendis bey, daha önce yapılan etüt çalışmalarında Azat ve arkadaşları da bu barajdaki suyun bu seviyelerde kalacağını biliyorlardı. İşte benim de anlayamadığım, zamanında niye karşı çıkılmış? Bakın, en başta ben de arazisini baraja verenlerden biriyim. Ancak sonra gördüm ki barajların üzerinde Şero ve Şero gibilerin gölgeleri var. Bir düşünün. İşte baraj altında kalan köylerimiz, arazilerimiz belli. Peki bu yukarı köylerimiz neden boşaltıldı, yağma edildi? Azad'ın direnci buna karşı. Hiç gidip gördünüz mü? Kimse beni bir tarafa çekmesin. Bir gidin görün. Sular daha da yükselecek. Mezarlar suların altında kalmamalıdır. Siz bunun böyle dediğine bakmayın. Suların yükselecek demesinin kastı başka. Herkesin yükseklere, kendi mezralarına, köylerine çıkmasını istiyor. Akıllıyım diyenlerin çoğundan akıllıdır Zine. Geleceğe hisleri çok kuvvetli. Depremin bile gelişini önceden hisseder. Zine felaketlerin habercisidir. Şimdi düşünüyorum da bu tarihi odalarda baraja gideyim. Belki de bizim burada son çay içmemiz. Buraları hiç açmaz Sato. Beni yüreğimden dağladın. Hele bu defteri kapatak. Bu paralar çay değil, artık ağalara kayfe içirecek. Hem de şehirlerde, yatlarda, katlarda. Ulan maşallah, kıtlamayı iyi içiysen ama bugüne kadar ağzımdan haram lokma kaçmadı. Bundan sonra haram mı yedireceksin sen? Ulan ne diyorsun? Ne haram akıllım? Bu daha işin başlangıcı. Akıllı olun, akıllı. Gerekirse elinizi, belinizi, dilinizi yıkacaksınız. Bu işin kuralı budur. Daha bu başlangıcı. Gerisi gelecektir. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Buyurun. Hadi. Yürü gidelim. Buyurun. Buyurun. Hadi buyurun. Buyurun. Hiç merak etmeyesin. Zaten çocuklar İstanbul'da. Bir gün burada durmayacağım. Ağlayanla hep ağladık da ne oldu? En iyisini yaparsınız. Gitmeseniz bile bizim arazilerden istediğiniz yerde ev yapabilirsiniz. Toprak işletebilirsiniz. Toprağınıza da toprak vereceğim. Yeter ki bu köylüler istediği parayı alıp tekrar yerleşmesinler. Başkaldıranın başını ezeceksin. Dünyanın düzeni bu. Yıllarca Azat ve Azat gibileri sizleri peşinde sürükledi de ne oldu? Hani neredeler? Kimi öbür dünyayı boyladı, kimi de Azat'la beraber mabusane diplerinde çürüyor. İyi, güzel de maşallah. Ya karşı taraf dava açarsa? Ya şunun dediğine bak. Ben arkanızdayım. Siz artık gerisini düşünmeyin. Alın paranızı, işinize bakın. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi bakalım. Hadi Allah'a ısmarladık. Dediklerimi unutmayın. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hadi kalın selametle. Selametle, güle güle. Güle güle. Güle güle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğim gibi Samo, siz barajlara giden toprağınızın değerinden fazlasını alıyorsunuz. Ne yapıp edip bu suya giden arazilere dediğimiz gibi en düşük fiyatına değer biçeceksiniz. Her şey iyi de bizi yemine verirlerse ne diyecek? Yeminim emini yok. Günahınız bana. Gerekirse yemin de edeceksiniz. Ver. Aha, bu da işin hademesi. Hadi görelim sizi. Yürü. Dedik
dediklerimi sakın unutmayın ha. Tamam, tamam. Bakın kardeş, sizin hiçbir kaybınız yok. Arazinin dört misli değerini aldıysınız. Şeroa beni buraya kadar yormasınlar dedi. Sen Şeroa'ya var selam söyle. Dediği dedi. Zaten bunlar parayı görünce azarlar. Yılın başını küçükken edeceğiz. Bak ne kadar akıllı konuşuyorsun. Bu barajlar herkesi paraya boğarsa ne ağa kalır ne paşa. Hiçbiri yaşamaz. Maşallah bile. Senin. Bu da senin. Kafanızı çalıştır. Evet. Tamam mı? Tamam. Pişman olmazsınız. Tamam. Hadi göreyim sizi. Herkes ettiğini bulacak. Azat'ın yokluğunda memleketi satmak ha? İhanetin sonu ölümdür. Kendine gel Sarı İbrahim. Abdurrahman sizden uzak biri değil. Yanlış da yapmışsa işte yanlışının farkında. Kapıyı da aralık bırakın. Aralık bırakın ki hatalarını bilenler, yanlış yapanlar doğru kapıdan içeri girsinler. İbrahim sonuna kadar haklıdır hocam. Biz paraya pula kendimizi sattık. Nefsimize yenik düştük. Bana ne yaparsanız yapın. Yeter ki tek bir isteğim var, Azat benim bu durumumu bilmesin. Daha konuşma. Seni dinledik yeter. Dur ki kararı biz verelim. Akıllı ol Hasan. Hele bir Zaza'ya danışın. Abdurrahman bana sığınmışsa onu size ezdirmem. Hayırdır hocam? Hayırdır, hayır. Zaza kardeşim beni affedersiniz. Hele dur hele. Beni affedin. Zaza. Ben kimim kardeşim. Ki seni affedeceğim? Hem suçun nedir? Vallahi suçum çok büyük. Suçu affolur. Her zamanki gibi Şeron'un oyunları. Baraja giden arazileri ucuz göstermek için halka az para verilsin diye ehli vukuflara ve danışırlara para dağıtmışlar. Abdurrahman da bunlardan biri. Şuna hainim bir desene. Demek öyle. Bu ihanet. He işte benim gibi hainlerin isim listesi burada. İşte aldığım paralar burada. Gördün mü? Tam dediğim gibi. Şimdi arkadaşlarını ispiyon ediyor. İbrahim şunu emanet al. Hepsini yazdım Zaza. Bütün hainlerin isimleri yazayım. Seni bu seferlik affediyorum. Ama seni aradığımda bulmam lazım. Bu seferlik. Tamam mı? Tamam. Hadi git bakayım. Sağ olasın. Hadi bakalım. Bu iş burada bitmez. Affedildin işte. Ya sen. Hadi git. Bırak ben hocam. Efendi. Gel Hasan hadi. Gel hadi. Gel. Gelin bakayım. Hadi yürü. Yürü İbrahim, yürü. Sen de gir içeri. Hadi yürü. Yürü. Gel. Ah de lay 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 gula cemata no lay 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 desma la deste khorta no lay lay kelemi cavi düşmena no lay Azat. Azat. Vere yadı diyaram ya medağı bir şevte bir kevre diyaram ya medağı bir şevte bir kevre
Hü haberdan haber edi bejen eskere romeri çıdır ve delalem digre. Şimdi dedim. Yezide. Ne olmuş Yezide? Sarı İbrahim'in dediğine göre Yezide kendini çembere almış damın üstünde. Bilirsin, bizde çember demek mahpus demektir. Bizim köyü de boşalttılar. Yalnız iki ev kaldı. Ben de buradayım. Onu da Şeruha kardeşini almak istiyor. Yezide'nin evini çember almış. Yezide de kendisini babası zorda kalır verir diye çember almış. Şeruha bu sefer de bizim köye göz dikti. Peki niye şimdiye kadar söylemedin? Söyleyemedim. Hele sen bir uyu. Hadi uyu. Yezide kız, bir su içebilir miyim? Yezide kız, bak yine buradayım. Sana burada ol diyen kim? Bak açık açık söyleyeyim. Ben nişanlıyım, hem de bir akrabamla. Hem nişanlı olmasam da benim seninle işim olmaz. Hadi git, bir daha da gelme. Senin geçmişini de biliyorum. Bak Yezide kız, şu köyün haline bak. İçim sızma. Sen bana he de, bu köyü yeniden yaşayacak. Bu sana bağlı. Bu köy boş da olsa, dolu da olsa yaşayacak. Siz kendinize bakın. Bana bak Yezide. İyi düşün. Yezide! İyi düşünesin ha! Ya sen, ya köy! Ben şu evde gözümü açtım açalı hiç mi doğruyla karşılaşmayacağım? Yezide kız, nişanlısını bekler. Yeter beni alet ettiğin maşallah. Şahin! Şahin! Nedir mesele? Mesele ne olacak? Yezide kız yüz vermedi anlaşılan. Görmeye gördü de Yezide kız varmam diyor. Vay be! Köy boşaldı, tek kaldı. Ne adam yola geldi ne de kızı. Sür maşallah. Hı. En az 20 traktör koş. Bütün arazileri ellerinden alın. Dur daha dur. Kozlarım bitmedi. Ben eğer onları bu sefer gerçekten çembere vurmazsam... Bana bıçağı bulun. Çabuk!
Hayırdır beyler? Sık sık ziyaret etmenizde bir neden olsa gerek. Kardeşim gelsek suç, gelmesek suç. Söyle Zaza, hayırdır? Hayırdır, hayır. Üç baraj birden yarışta. İstimlakların paraları dağıtılmaya başlanacak ama... Aması ne? Aması şu. Maşallah ortada kulaç atıyor. Hangi köyde ehli vukuf bilir kişi varsa parayla satın aldılar. Nasıl? Anlayacağın, arazi değerlerini çok düşük göstermek için bilir kişilerin çoğunu elde etmişler. Peki belli mi bu kişiler? Belli. Beritan'ı uzak tutun. Uzaktan idare et. Gerekirse Zaza sen de uzak dur. Önce nezaketin icabına bakın. Benim adıma bu satılmışlara pusula yaz. Anlamayana da anlatın. Fakir fukaranın hakkını kimseye yedirmemeye gaye edindik. Kimseyi incitmeyin. Tabii anlamazsalar gerekeni yapın. Hayırdır Turan emmi, nereye? Yoksa atları değiştirmeye mi gidesin? Atları değiştirmek için para lazım. Bu eşkıyalık neye? Bunu size sormak lazım. Memleketi satmayın. Hele fakir fukaranın rızkını hiç satmayın. Sen ne diyorsun? Ne dediğimi çok iyi biliyorsun. Şeron'un paralarını iade edin. Aha Azad'ın pusulası. Adın dediği dedik. Konuşma lan! Halkına niye ihanet ediyorsun lan? Bana bak! Bilmez misin ki ihanet haini de vurur? Sana 24 saat müddet. Yandaşlarınla beraber aldığın parayı Şeron'un yüzüne vuracaksın lan! Yoksa o para ağzında yanar. Tamam mı lan? Tamam abi. Yürü lan! Yürü! Yürü lan! Hoş geldin. Hoş, gel bir nefeslen. Sağ olasın. Böyle iyi. Sağ ol. Siz işinize bakın. Ya duyduğuma göre sende para çokmuş. Bize bir 50 milyar lazım. Zaza sen kardeş. Sen diye buraya geldin. Para bizde ne gezer? Bu para nereden bulunur? Sana canım feda. Bu para nereden bulunur? Bak Murto. Belki ben size yabancıyım. Belki size uzağım. Ama sende ne kadar para olduğunu bilirim. O paraları sen ve yandaşların olduğu gibi geri geldiği yere teslim edeceksin. Sen ne diyorsun? Hangi paradan bahsettin? Hangi paradan bahsettiğimizi çok iyi bilirsiniz. Madem ki Zaza size söylemedi, aha ben söyleyeyim. Bu Azad'ın size pusulasıdır. Benim burada çıkmamı beklemeden ihanetin emanetini ihanete geri verin. Kayıtsız şartsız kendinizi sanmışsınız. Çocuklarınızı satmayın. Asla olmaz. Yandaşlarınıza da aynen söyleyin. Zaza kardeş, diyecek sözüm kalmadı. Aha emanet evdedir. Dur! Emanet dediğin laneti sahiplerine iade et. Tamam. Tamam kardeş. Hemen bugün! Zannedersen o olsun. Tamam kardeş. Başka bir emriniz var mı? Yoktur.
Dediklerimizi yapın yeter. Tamam. Dur bakalım ne kadar dayanacaklar. Ben de eğer bu karıyı almazsam. Cember devam etsin. Ya ölecekler ya da he diyecekler. Bak Mıcı, bu çember mahpusundan çıkmayacaklar. Ben çemberi silmeden çıkamazlar. Ancak benim çember faydasız. Çünkü Yezide de kendisini damda bak çembere almış. Bak Mıcı, sana güveniyorum. Şera ağama da söz vermişim. O da sana güveniyor. Sen işini bilirsin. Tamam mı? Tamam ağa. Şerova'ya da demişim. Mıçı'ya güveneyim demişim. Yüzümü kara çıkartma. Tamam mı? Yoksa sen bilirsin. Köyün her tarafı çemberdedir. Göreceğiz maşallah çemberin sırrını. Kimse görmeden kaybolsa da. Vallahi bu Mıçı yaman adam. Köyü eve öyle çember almış ki kuş uçurtmuyor. Yezide eninde sonunda senin olacak. Bu çemberi ancak Mıçı çözerse Yezide çıkar. Yani şimdi Mıçı mı Yezide'yi mahkum etti? Bilmediğin adama nasıl güvenirsin maşallah? Maşallah işini bilir Sado. Hadi. Hadi gel Sado. Hadi gelin hadi. Hadi yağmur bindiri. Hadi binin. Yarın Azat'ı ziyarete gideceğim mi? Sarı İbrahim gelirse gideceğim. Azat abime ördüğüm çorabı bu sefer unutma götür. Tamam götüreceğim. Köyün böyle boş olmasa hayır alamet değil. Bunlar daha şimdiden köyü boşaltmış olmasın ağam? Laf mı? Bütün arabalar, römorklar, araç gereçler ortada. Dur bakalım ne çıkacak. Göreceğiz. Gördün mü maşallah ağam? Köy şimdiden boşalmış bile. Burnuma başka kokular geliyor. Peşin konuşma. Dur bakalım neler çıkacak. Ne iştir maşallah? İşin doğrusu Sado, ben de çözemedim. Maşallah tilki olmasına tilki de... burada sansar kokusu geliyor.
Bir an önce gitsek iyi olursa da. Yandık gidelim. Tek kurtuluş dediklerini yapmak. Küpü kırmayak, zararla oturmayak Sado. Durun arkadaşlar! Pazar geliyor. Durun! Durun! Ey tilkinin kuyruğu! Kıpırdama! Kıpırdayan yanar! Allah şunu silahlar! Hadi! Maşallah Azat dedi ki bu paraları münasip bir yere götürsün. Bir daha da buraya gelmesin. Anlaşıldı. Hadi yürü lan buradan git. Hadi arabalara. Bir daha buraya gelme hadi. Hadi. Hadi yürü gidin buradan. Hadi. Abdurrahman ikinci. Buyurun benim efendim. Bu imza senin mi? He ben karalamışım. Daha evvelki ölçümlerde bu bölgedeki arazilerin hasat veriminin çok düşük olduğunu, hatta hiç verimli olmadığını, mera içinde ot bittiğini ve otun da acı olduğunu yeminli ifadende arkadaşlarına vermişsin. Ha doğrudur. Peki buradaki imza senin mi? Ha bunu da ben karalamışım. Peki buradaki şikayet ifaden bir önceki yeminli ifadenle bağdaşmamaktadır. Eğer neticeyi aydınlığa kavuşturmazsan yalan beyandan ceza alır, tutuklanabilirsin. Hem de şimdi. Şimdi seni dinliyorum. Hay efendim. Ben ki imzadan anlamam. Yıllar evvelden Tapu Kadastro'da devlet mercilerinde imzalarım vardı. Bana sorarlarsa söylerim yazdık derler. Benim de okumam yoktur. Okumam olmadığından ya karalarım ya parmak basarım. Hükümetler de değişince memurlar da değişiyor. Şimdi siz söyleyin. Benim ifadem yalan da olsa buradaki insanların yaşam kaynağı aha bu topraklardır. Hiç bu toprağın değeri sıfır olur mu? Bire 30-40 vereyim. Dedikleri doğrudur. Senin adın ne? Murtaza Aslan. Geç yerine. Bir daha sakın söz hakkı almadan konuşma. Anlaşıldı. Bu da Abdurrahman'ın ikizi. Daha evvel yalan beyan verenlerden. Geçmişi bilemem. Hadi gidelim. Nerede kaldın lan? Ancak gelebildim. Emrinizi söyleyin. Çök. Tamam. Al şunu. Şunu da al. Gerisi iş bitmedi. Tamam. Hadi bakalım toz ol. Rayo! Ha!
Işıkçı kaçıyı! Sabri gel! Orada. Göreyim mi sen? Dur şikçi orada. 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 Ben yapmadım. Hayır. Masıl yok. Burnuma Azad'ın kokusu geliyor. Azad papusta. Bu Azad'ın işi. Bu Drejanlıların işi Sado. 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 Sado şerefimiz beş parolik oldu. Çabuk. Durumumuz ayaklar altında. Çekilin. Onları. Çabuk. Bulun onları. Bu ne iştir maşallah. Şerefimiz gitti Sado. Çabuk. Durumumuz beş parolik oldu. Çabuk olun. Hadi çabuk olun. Getirin. Çabuk olun. Hiç vakit kaybetmeden onları bulun. Bir sürün çabuk! Hadi çabuk yetişin! Bir sürün! Onları bana getirin! Ulan rezil olduk ben!
Ulan hepimizi tavuk ettin lan. Ulan bu muydu? Ulan bu muydu lan? Ha? Senin yapacağın iş bu muydu lan? Hepimiz rezil olduk. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hasan, mesele nedir? Şerova'nın köyünde sahipsiz bir ceset bulunmuştu. Cesedin Drejanlı olduğunu söylemişler. Adı neymiş? Şeyh Hamit Akyüz. Böyle bir isim bizde ne arıyor? Oturun cemaat, oturun. Komutanım hoş geldin. Hoş bulduk. Komutanım, bu ismi burada aram. Komutanım, mesele nedir? Oku dinleyin. Bilir kişiler bu köyde olduğunu söylüyorlar. Dün öldürülen Karapınarlı Abdurrahman II de olayla bağlantılı görünmektedir. Bu nedenle listede ismi olanların ifadeleri için karakola gelmeleri gerekir. Hala şu listeyi bana ver. Ver hala, ver. Merak etme komutanım, ifadeden kimse kaçmaz. Siz gidin, komutana selam söyleyin. Ben bunları alıp gelirim yani. Hadi gül oğlum. Görüşmek üzere, sağ ol. چما بشم نبگوتا هم وقت بخیر سلام دیو هاتیلو آب مکانیم دیگر ناوم بخیر سلام دیو هاتیلو آب میبیاگرتی حبس خانیم خوش geldiniz. خوش bulduk. Başardık Azat. Bütün aşiretler anlaştılar. Artık gerçekleri herkes görmeye başladı. Geç kalmış sayılmayız. Bundan sonra kalemler konuşacak. Birazdan toplantı başlıyor. Bizden temsilci Abdullah Tayyip. Her şey dediğin gibi. Size yazdığım mektubu verecekler. Götür başkana ver. Bütün istek ve temennilerimiz bu mektuptadır. En yakın zamanda aranızdayım. Şimdiden seni karşılama hazırlıkları başladı. Bakın, ben hiçbir karşılama istemiyorum. İşte bu konuda hükmümüz yok. Bırak layığı neyse onu yapsınlar. Hadi gidin. Abi,
Ağam gardiyan Zülfü arıyor. Azat Siverek cezaevinden tahliye olmuş. Ne? Neredesin lan? Lan neredesin? Doğru mudur Zülfü? Zaten başka bir haber vermezsin. Ne var maşallah? Ne oldu maşallah? Hiç ne olacak? Azat tahliye olmuş da. Azat mahpustan çıkmış Azat. Ne diyorsun lan sen? Azat hapisten mi çıktı? Ama bakma, hastadır, kanserdir, geberip gidecek. Ama sana küçüktür mide bu bandırıyı. Bana müjde mi veriyorsun lan? Gece gidiye Zekeriya, gece gidiye Zekeriya, gece gidiye Zekeriya, ve bankere diye Zekeriya, nere bulme komi deriya, nere bulme komi deriya, şeba perişte şeba kariya, serili memnu tekeriya, kari bu aleme ihtiya, diyeti gibi kari bu hoş gelmemişsin İbrahim. Başımız zaten beladadır. Köye girmeden hemen geri çık git. Hadi güle güle. Bir daha da gelme. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Değişen bir şey yok Azat. Yezide'nin evi de köyü de hala çemberdedir. Karşı tarafı soracak olursan düğün bayram edeyim. Sen misafirlerle ilgilen. Beritan geldiğinde bile söyleme. Kimse duymayacak, kimse bilmeyecek nereye gittiğimi. De! De! Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bizi seraya sattı. Bak bak, Hristiyan varsa
geldi bak. Ama hayır buradadır. Hepimizi çembere alıyor. Rahmetli bizi. Hayır bu, hayır Azat. Kurtar bizi Azat. Hoş geldin Azat, geç kalmadın. Geç kalmadım. Dilim başka, gözlerim başka konuşur. Yaptığın ihanetin bedelini nasıl ödeyeceksin? Beni nasıl yargılarsın Hasan? Ölürken bari sağlam git lan! Kalk lan ayağa! Affın yok lan it! Hop! Kalk lan! Önce bağladığın şu düğümleri çöz lan. Tamam Azat, ne dersen yaparım. Ne istersen hazırım Azat. Yürü! Yürü! Yürü lan! Tamam Azat, ne dersen yapacağım. Ne istersen yapacağım. Yapma Azat, ne istersen yapacağım. Sen mi çektin lan bu düğümü? He ben çektim. Nasıl çözülecek bu düğüm? Ben açarım. O zaman aç. Çözüldü mü şimdi? Çözüldü. Peki. Geç o zaman. Gezi de yukarıdadır Azat. Sen yaşa Azat. Sizin için de yaşamaya çalışacağım. Ama siz yaşayacaksınız. Hem de yerinizde. Gelecek Yezide. Seni tekrar yaşamaya, aramızda olmaya davet ediyorum. Hadi çık. Yezide çık. Yaşamayı umut etmiştim. Demek ki umudum sendin. Kavganın biçimi ne olursa olsun mutlaka bir barış umudu vardır. Artık mahpuse girmek gerekmiyor. Şerova yandaşları bir daha buraya uğramayacaklar. Uğur bekle. Bekleyeceğim Azat. Sana bu çemberin sırrını söyleyeyim. Bu çember uydurma, düzmece. Eskiden beri kulaktan dolma bir şey. Bizi tanımayanlar böyle bilir. Biz de kendi köyümüzde kalmak için, onlar emellerine ulaşmasınlar diye çemberde korumaya girdik. Çünkü umut ediyordum, gelecektin. Uğur'u bekle. Bekle.
Azat yanınızdadır. Umur bekle. Umutlar tükenmez. Babamı bile öldürdüm Azat. Sen de beni öldürme öyle git Azat. Yalnız babanı mı öldürdün? Bir bak. Bir etrafına bak. Kimleri öldürmemişsin ki? Gitme Azat. Yapma Azat. Eyleme Azat. Beni öldür öyle git. Vur beni öldür öyle git Azat. Sen yaşadığını mı sanıyorsun? Sen zaten ölürsün. Bizi yalnız bırakma Azat. Şerefsiz!
Sizi öndek geldikler. Beni bırakıp nereye kaçtınız? Elime geçmeyin siz. Arıyı azdırdık bir kere. Sokmadan peşimi bırakmaz. Ulan bacağına tüküreyim senin Sado. Senin bacağın benim canımdan kıymetli mi be? Öbür bacağına da ben sıkacağım ha. Seni bir yakalayayım. Kaldım tek başıma. Ben ne yapacağım? Saklanın.
bırak Hasan. Onları korkularıyla bırak. Kötüler hiçbir zaman tükenmez. Töreyi düşün. Aileni düşün. Halkını düşün. Var git. Seni bekleyenler var. Artık seni bekleyenleri ağlatmaya hakkın yoktur.